in the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Selam, videoyu sporla başlattım ve hemen gelir gelmez duşa girdim. Gerçekten fena sıcaktı ve spor salonundan çıktıktan sonra kameramı unuttuğumu fark ettim. Sonra tekrar döndüm falan derken gerçekten yorucu bir tempoyla başladım güne. Bu arada aksilikler peşinizi bırakmıyor. Ne oldu derseniz. Sabah Tolga benden önce spora gidiyor ve aslında sporda sakatlanmadı. Daha öncesinde de böyle beli çok ağrıyordu. Ve biz Tolga'yı bir fizyoterapiste götürmüştük. Hani böyle çıtlatma falan muhabbetleri var ya, bayağı her yerini çıtlattılar. O da böyle anlık iyi geliyor. Yani o an evet o acınız geçiyor falan. Ama böyle masaj gibi düşünün. Bu arada bana bunu soranlar da vardı. Böyle anlık bir etki olmuş oldu. Bu sabah tekrar spora gitti ve eve geldiğinde gerçekten yürüyemiyordu. Yine aynı noktası. Büyük ihtimalle spor o noktayı tetikledi. Bayağı kötü. Hatta böyle acıdan ağlayacaktı, o seviyedeydi. Tekrar aynı fizyoterapiste gitti. Yani aynı böyle anlık acıyı hafifletecek bir şeyler yapıyorlar işte. Kuru iğne vesaire. Onu yaptıracak. Doktora gitmesi gerektiğini söyledim. Fakat doktor fobisi var sanırım. Yani ben artık ona yoruyorum. Doktora gitmedi ama sonrasında gideceğini söyledi falan. Şu an seansta, o yüzden o da birazdan eve gelecek. Ben de spordan geldiğim için, bir şeyler yemem gerektiği için hemen böyle aparatif pratik bir şeyler hazırlayacağım. Bu arada bunu yapacağım. Çok hoşuma gidiyor bu, uzun zamandır. Yani ilk çıktığından beri annem de evde kullanıyordu. Bu yaylanın hazır karışık bulgur pilavı. Haşlanmış tavuğum da vardı. Bu greçkalı bulgur. Bu arada sebzeli bulgur da var. Bunun birçok çeşidi var bende. Bunu hemen pişireceğim. Göz kararı bir su ekliyorum. Çok su alıyor çünkü. Ondan sonra hemen haşlanmış tavuğum vardı. Üzerine de tavuk ilave edeceğim ve yanına yoğurtla da yiyeceğim. Spor sonrası maksimum bu kadar yiyebiliyorum. Çünkü gerçekten hava çok sıcak ve hiçbir şey yemek istemiyorum. Ağır bir şey yemek istemiyorum. Hafif hafif şeyler yemek istiyorum. O yüzden böyle geçiyor. Pratik ürünlerle, pilav, yoğurt, serinletici şeylerle ilerliyorum. Öyle hemen klasik bir pilav yapalım. Ondan sonra da aslında biraz böyle bol gibi yapacağım bunu da. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim ve Tolga'yı bekleyelim. Onu bekliyorum. Gerçekten onu merak ediyorum şu anda da. Tüm bugünkü planlarımı da doğal olarak değiştirdim. Eve gelir diye düşünüyorum yani. Neyse, biz hemen pilavımızı yapalım. Hemen şöyle sıvı yağını ilave ediyorum. Ben bunu yapmaya çok alıştığım için tamamen böyle göz kararı ilave ediyorum. Böyle kuru domatesli falan gerçekten çok güzel oluyor. Çok az da tereyağı ekleyeceğim. Tuz ekliyorum. Göz kararı da tamamdır. Piştikten sonra hemen bir kase yapacağız. Biraz da içine turp ve böyle bir maydanoz salatası yapacağım. Marul yokmuş. Artık evde ne varsa uyduruyorum. İçine marul koyacaktım ama kalmamış. O yüzden biz de
uyduruyoruz. Böyle ince ince doğrayacağım. Çok ince doğrayacağım turpları. Bolca da maydanoz. Bunları da böyle ince ince doğruyorum. Peki benim böyle uydurmasyonlarım sanki daha önce 100 kere yapmışım gibi davranmam yok mu? Çünkü karışınca güzel olacağını düşünüyorum. Sanırım o yüzden emin konuşuyorum. Evde ne varsa yapıyorum işte. Şimdi bir tabağı alalım. Ups. Gel. Limon sıkıyorum. Tuz atıyorum. Pilavımız da tamam. Hemen tabağa ekliyorum. Bu kadar açım ki biraz fazla yiyeceğim. Haşladığım tavuğum vardı. Onu da hemen şöyle doğruyorum. Zaten ayrılıyor. Böyle dolapta bekletmek pratik oluyor. Biliyorsunuz biz sandviç falan da yaptığımız için. Hemen bunu da böyle. Tahtayla işimiz bitti. Hemen şuraya hazırladığım turplu ve maydanozu da koyuyorum. Hazır. Biraz daha şöyle limon ekleyeceğim. Ve tuz. Çünkü tavukta hiç tuz yoktu. Canım aşırı da yoğurt istediği için şöyle yanına da yoğurt koyacağım. Şimdi tamam. Bakın kim aradı. Videoya mı çekiyorsun? Evet. Selam, herkese merhaba. Bitti bitti. Şimdi neden her gün konuştuğumuzun sebebini açıklayalım. Cumartesi günü istemem var. Biraz gerginiz. Biraz mı gerginsin? Ama yani şöyle, heyecanlı değiliz, gerginiz. Anladın mı? İkler çok fazla çünkü gibi geliyor ama değil. Liste yaptım, şu an değiliz. Excel tablosu falan hazırladın mı? Excel tablosu değil de yazdım yani. En son sizi öğle yemeğinde bırakmıştım. Bu arada öğle yemeğinden sonra hemen apar topar evi temizlemeye giriştim. Çünkü alttakime kardelen gelecek. Normalde açlar. Akşam yemeği hazırlamak isterdim ki. Şöyle bir sıkıntı var. Kardelen süt ve süt ürünleri tüketmiyor. Alttakin domates tüketmiyor. Sanki böyle tüm yemekler süt ve süt ürünleri ve domatesle yapılacakmış gibi. O yüzden ben de onlara tavuklu sandviç fikrini sundum. Tolga da şimdi geldi. Bu arada gayet iyi. Yani sabahki gibi bir hali yok. Markete uğradı. Sandviç için ekmek. Burger sos. Çedarlı peynir. Pesto sos. İçecekler falan. Ya bunlar olmazsa olmaz işte ama bizim evde de sürekli şimdi haşlanmış tavuk olduğu için böyle akşam yemeğinde tavuklu sandviç yiyeceğiz. 4 kişiyiz, böyle çifter çifter yesek 8 tane falan yapar. Kardelen ve Alptekin'imize geldiğinde gerçekten çok zorlanıyorum yemek konusunda özellikle. Böyle Alptekin'i sevmediklerini çıkardım, Kardelen'i yemediklerini çıkardığım zaman ortaya hiçbir şey kalmıyor ve benim de aklıma yemek fikri gelmiyor açıkçası. O yüzden sadece aklıma bu geldi. O yüzden Alptekin ve Kardelen geldiğinde beraber sizinle sandviç hazırlayacağız diyemiyorum. Çünkü bir önceki vlogda bu sandviçin tarifini size vermiştim. Beraber yerken büyük ihtimalle gösteririm. Ondan sonra da beraber zaten vakit geçiririz. Öyle bunları hemen dolaba yerleştiriyorum. Sandviçleri yaptım ve Alptekin ve Tolga bitirdiler. Bu arada Kardelen pesto sos yemediğini söyledi. Çedar da yemiyor. Kardelen'e ne yaptım biliyor musunuz? Kırmızı köz biberle, yeşil zeytinli falan. Sen öğrenmedin bunu. Ben de kendime köz biber koydum bu sefer. Zeytin ezmesi de güzel olur. Tolga her seferinde bir teorem üretiyor biliyor musun? Diyor ki bunun arasında Rus salatası da güzel olur. Bunun arasında şu da güzel olur.
Beğendin mi? Gündemde misin? Onu keyfi olarak falan söylüyorum. Allah Allah. Beğendiğimize içimize de karışırdı bunlar. Dinlesin bir şekilde. Vardı. Tolga Belfit'i olmuş. Ya da Belfit'i varmış mı denir? Ya varmış ki 60. Aynen. Ama... Benim de Allah... Belfit'im sporu bıraktım. Allah düşmanın başına vermesin. Ya o sıkıntı ya. Öyle de benim teyzelerde falan da var. Bu arada ben 3 aylıkken ameliyat olmuşum fıtığım. Kasık fıtığıymış kardeş benim oğlum. 3 aylıkken de. Çok normal. Merve bu bilgilerini öneriyor. 4,5 kilo doğduğunu biliyordum da. 4,5 kilo mu doğmuştun? Günaydın, hepinize yeni bir günden daha selam. Dün Alptekin'le, Kardelen'le beraber oturduk ve bayağı sohbet ettik. Ondan sonra gittikten sonra biz de zaten uyuduk. Bugün bayağı doktor işlerimiz falan vardı. Onları halletmek için erkenden çıktık. Bu arada dışarısı çok sıcak. Sen de bir merhaba de, her merhaba, zamanki merhabalar. Gibi. Şimdi kahvaltı yapmadık biz doğal olarak. Ben de bir yine risk alıyorum. Bir şey olmaz değil mi? Ama öncesinde bir şeyler yiyeceğim yani böyle... Atıyorum birkaç lokma bir şey bekleyeceğim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz orada. Bir şey olmaz. Kaburgacı Cabbar'a gidiyoruz. Sizinle daha öncesinde hiç gitmemiştik oraya. Sanayide. Tamam. Evet, sanayide Kaburgacı Cabbar'a geçeceğiz. Ben bayılıyorum oraya. Yani bazen de bana soruyorsunuz Adana'ya geldiğimizde nereye gidelim diye. Ama buranın hani lokasyon bazen sorunu da olabiliyor. Kaburgacı Cabbar'a mutlaka gidin arkadaşlar. Güzel kaburga yiyorsunuz. Aynı böyle kuşbaşı gibi gidince zaten size gösteririm. Yer olarak böyle wow bir yer değil. Hatta hiç değil yani. De. Tabii canım sanayinin içinde. Sanayi içinde salaş, küçük. Evet bayağı salaş bir yer ama muhteşem bir lezzet. Ben de kahvaltıda kaburga yiyeyim istedim. Ben de. Ya Kazım'a gidecektik. Çünkü tekrar başka bir doktor işimiz var. Ya Kazım'a gidecektik. Ben de aklıma Kaburgacı Cabbar geldi. Yani bizim evimize uzak olduğu için... Bu taraflara gelmişken dedim ki Kaburgacı Cabbar'a neden gitmeyelim? Neden kaburga yemeyelim? Orayı da size gösteririm. Dediğim gibi çok küçük bir yer ama ben orada hiç kebap falan denemedim. Ben de ya. Sen denedin mi? Hani gelenler var, kebap yiyenler var, sevenler de var ama biz oraya her gittiğimizde kaburga şişiyoruz. Ayran. Zaten bir tane salata getiriyorlar ve hepsi yeterli olmuş oluyor. Geçiyoruz Kaburgacı Cabbar'da. Görüşürüz. Ben heyecanlıyım. Midemin kötü olacağını falan bak, da düşünüyorum. Bak ben söylüyorum. Kötü metu olursa götürmem seni hastaneye falan. Hayır yani şey götürmem. Yapacağız. Öncesinde bir şeyler yiyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Ondan sonra dalacağım. Bir yok, anda yemeyeceğim. Yok, benden gitti ben söyledim. Bu arada ben sanırım midemin şeyini buldum ağrıdığında. Soya sütü içince geçiyor. Nasıl? Bunu bir kez daha test etmek istiyorum. Böyle net emin olmak istiyorum. Soya sütü içince geçiyor arkadaşlar. Bunu da tatilde fark ettim. Neyse bakacağız. Hemen geçiyoruz. Orada görüşürüz. Heyecanlıyım ben biraz. Çünkü bayağıdır yemiyoruz. Bir de ciğerci Ertan var. O da bize çok uzak. O da çok daha uzak. Çok uzak ve çok güzel ciğer yapıyor. Ona da bir türlü denk gelemiyoruz. Çünkü pazarları kapalı. O da böyle çok çok salaş bir yerde. Kozan yolunda falan. Orası da çok güzel. Mesela Ertan'a da gitmek istiyorum tekrardan. Ama böyle yakın yerlerde olduğumuz zaman mutlaka bu iki lezzeti denemeye çalışıyoruz. Karşıyaka Otosanayi'nin içinde Levent Börek de var burada. Ve şu Levent'in asıl yeri de burası zaten. Yani Levent'in orijinal yeri burası. Tamam, Levent Börek'in orijinal yeri de buradaymış arkadaşlar. Böyle dediğim gibi sanayi. Size şöyle yolu tarif ediyorum. Metro köprüsünün oradan sola dönecekler. Hemen sağda kalacak. Metro köprüsünün oradan sola dönüyorsunuz ve hemen sağda kalıyor. Zaten şimdi de göstereceğim. Küçücük bir yer yani. Çok küçük bir yer. Açıktır değil mi? Açık. Sen de hayır diyemedin bu lezzete. Ya ben Cabbar'a asla hayır diyemem. Asla hayır diyemem. Yes. Burası arkadaşlar. Giriyoruz. Kaburgadan önce şöyle bir parça ekmek ve ayran içeceğim. Benim midemi zorlamak için. Bu ses beni mahvediyor.
İzzet sesi var. İzzet sesi. Bakın böyle işte, ufacık. Küçük. Sen de şurada basın. 4-5 basın. Bir de bunun saati var mesela, ilerleyen saatlerde gel, bulamazsın. Evet, tabii erken saatlerde gelmeniz gerekiyor. Yani şu an biz 12'de geldik ama... Yani maksimum 3-4 dedi mi biter gider. Evet, o yüzden buraya gelirken çok gecikiyor. Evet, bu kadar salata geliyor. Ama şu çok güzel zaten. Ben nar ekşisi çekiyorum. Azaltsana. Şimdi ben ikinci ayranları da söyledik. Çünkü biz salataya bu cam ayranı bayılıyoruz değil mi? Çok lezzetli. O yüzden ikinciyi de mutlaka buraya geldiğimizde içiyoruz. Yemek gelmeden söyleyelim istedik. Teşekkür ederiz. Geldim. Bu iki kişilik değil mi? Evet. Evet, bu iki kişilik. Biz buraya geldiğimizde tabii bir kişi falan yok. İş arkadaşlarımla, evet. Senle değil. Şu an ben bir tane daha söyleyeceğim. Ama senden bir vibe alma bağlı. Yoksa söyle söyle, tamam. Çünkü bu normalde aslında bir porsiyon gibi ama işte iki porsiyon. O yüzden buraya geldiğinde çok fazla şişiyorsun. O kadar güzel ki. Bu arada bir porsiyon daha geldi. Yani 4 kişilik yedi. 3 pardon. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu iyi yapılırsa ciğerden daha iyi lezzetli. Ay biz yedik. Muhteşem değil miydi? Bu arada kendi zevkimi söyleyeceğim. Kebap ve ciğer yediğim zamanki hazdan daha büyük bir haz alıyorum bunu yediğimde. Tartışılmaz ki zaten. Değil mi? Kebaptan ve bence ciğerden çok çok daha iyi tadı. Ama bu tamamıyla benim görüşüm bence yani. Biz kaburgacı Cabbar'ı gerçekten çok seviyoruz. Eğer Adana'ya gelmek isterseniz mutlaka, yani lezzet arayışındaysanız, görseli gördünüz zaten, salaş bir yer. Ama lezzet arıyorsanız muhteşem. Mutlaka deneyin. Asla ne et kokuyor ne başka bir şey. Zaten koksa ben yiyemem. Çok lezzetliydi. Şimdi diğer doktora randevumuzda biraz var. O yüzden bir yere geçeceğiz. Yani klimalı bir yer arayacağız. Oturabileceğimiz. Ve kahve içeceğiz Tolga'yla. Ondan sonra da diğer işlerimizi halledeceğiz. Şimdi kahve içecek bir yerler arıyoruz. Kahvelerimizi aldık. Bittik ama. Neyse dışarıda gölge bir yer bulduk. İçeride çok doluydu. O yüzden içeride de oturamadık. Şöyle bir yarım saat kahve keyfi. Tolga biliyorsunuz kahve içmiyor. Kasada Tolga'nın arkadaşı çalışıyordu. Gülzar. Vlogları izliyormuş. Buradan... Gördüğüme sevindim ama. Ben de çok sevindim. Bayağı, tanıdık geldi. Bayağı uzun zaman. Saçlarını kestirmiş değil mi? Evet. O yüzden ben şey yapamadım. Çok iyi bir insandır Gülzar. Gülzar bak senin için seviyor. Oyun söylüyorum. Tüm vloglarımızı izler. Dedim ki en çok dün Tolga'ya şaşırıyorsun değil mi? Dedim evet diyor. Yeni bir günden herkese merhaba. Bu arada ben diğer vlogun kapanışını çektim ve hemen çektikten sonra da karşınıza geldim. Sabah spora gittim arkadaşlar. Dün ne oldu? Dün bir cenazeye gittik ve gerçekten çok fazla sıcak olduğu için benim başıma güneş geçti. En son sizi kahve içerken bıraktım. Şu anda da evde temizlik var. Cahide abla geldi. Uzun bir aradan sonra geldi. Tabii ki ben evi temizledim ama Cahide abla gibi temizleyemedim. Yani kapı pencereden bahsediyorum. Ama her gün sil süpür mutlaka yaptım. Ama kapılar, pencereler, koltuklar falan siliniyor. Şu anda da bayağı detaylı bir temizlik var. O yüzden ben de bir boşluk buldum ve hemen kamerayı açtım. Dünle alakalı da bir bilgi verdim. Gerçekten başıma güneş geçti ve gelir gelmez uyudum.
Ondan sonra da işte sabah uyandım, spora gittim vesaire. Kargolarım var, kargolarımı sizinle beraber açmak istiyorum. Bu arada ütü yapmam gerekiyor benim de. Herhangi bir kıyafet durumu kalmasın istiyorum evde. Hiçbir şey kalmasın istiyorum. Kargodan sonra da sizinle beraber ütü yapalım. Ondan sonra da bugünün akşam yemeğini hazırlayalım istiyorum. Çok böyle ağır yemekler yapmıyorum artık, farkındaysanız yapamıyorum. Çünkü yiyemiyoruz. Ispanak siparişi vereceğim. Yoğurtlu ıspanak yapmayı düşünüyorum. Hem hafif oluyor hem Tolga çok seviyor. O yüzden yoğurtlu ıspanak yapacağız akşam. Ama önce şu kargolarımızı açalım. Bundan başlayayım. Şu biraz açması zor. Tatilde küpemi çok sormuşsunuz. Şöyle halka bir küpe takmıştım. Ben onu bir bijuteriden aldım, AVM'den. Bir tanesini de denize düşürdüm. Sonra ben tekrar o bijuteriye gittim ve küpe kalmamıştı. Bir sabah uyandım ve Stradivarius aynısını çıkarmış. Umarım aynısıdır. Şimdi bakacağım. Hatta bir tanesi var, belki test ederim. Güzel o halka küpelerden sipariş verdim. Evet. Tam olarak aynısı. Mutlaka linke bırakacağım. Tabii ki ben o bijuteriden çok daha uygun fiyatla almıştım. Her şeyiyle, boyutuyla, rengiyle, her şeyle aynısı arkadaşlar. O yüzden çok sormuştunuz ve buldum. Bu okey. Şöyle yine bir plaj için bir giyim aldım. Deneyeceğim. Triko, böyle delikli bir triko. Vizon rengi var. Beyaz trikom vardı, böyle almıştım, göstermiştim. O yüzden bir de bu renk alayım istedim. Ve bu renkte gerçekten gold takılarla falan çok çok iyi durur. Şöyle bir şey. Mesela bakın, çok iyi duruyor bu uyumu gold'la. Altı da şu şekilde yırtmaçlı bir pareo şeklinde. Bunu bayağı sevdim. Standart bedenli zaten, denerim. Ama şimdi size gösteremem. Bu kutunun içinde ne var acaba? Gerçekten merak ediyorum. Aaa! Hiç tahmin etmiyordum. Bu arada yanlış sipariş vermişim. İyi ki büyüğünü sipariş vermişim. Bu iade edilecek. Aşırı küçük ve minik. Bu hafta Buse'min istemesi var da o yüzden onun için hazırlık yapıyorduk. Ben de bir şeyler sipariş vermiştim. Bu arada şöyle, gerçi o zaman gelince konuşuruz ama yine de söyleyeyim işte. Nişanı da olacak ama bir ay, bir buçuk ay sonra falan nişan yapacağız. Böyle bir kendi aramızda bir istemesi olacak. O yüzden herhangi bir organizasyon ya da böyle büyük büyük bir hazırlık yapmadık. Çünkü zaten nişanı var ve nişanında büyük bir hazırlık yapacağız. O yüzden ben de şöyle bir şeyler koymak için kap sipariş vermiştim ama iyi ki risk aldım. Bir bundan sipariş verdim, bir de bunun büyüğünü sipariş vermiştim. Bu 120 cc'lik olan. Ama çok küçük, bu iade edilecek. Diğerini de bekliyorum. Okey, şimdi kargolarım bu kadardı. Size böyle kısacık bir aldığım alışverişlerimi gösterdim. Hemen ütüye geçiyorum. Ondan sonra da akşam yemeğini sizinle hazırlayacağız. Cahit abla yatak odasına geçmeden ben ütüyle beraber o hani ütüde çıkan toz en azından çıksın istiyorum. Ve temizlendiğinde tekrar üzerine böyle bir ütü kirliliği gelmesin istiyorum. Ama öncesine acilen yemek söylememiz gerekiyor. Bir yemek söyleyelim. Ondan sonra da akşam yemeğini ve ütüleri sizinle beraber yaparız. Ben sizi ütüye yönlendirecektim ama ben ütüyü yaptım arkadaşlar. Şöyle, bizim daha öncesinde vloglarda söylediğimiz store perdem bozulmuştu. Hepimiz bir teori ürettik. Hiçbirimizin aklına ama bir perdeciyi çağırmak, bir perdeci baksın falan gelmedi. Bir ay sonra ben artık perdeciyi çağırdım. Perdeci de geldi fakat o da yapamadı. O yüzden fabrikaya gideceğini söyledi. Derken hiç tahmin etmediğim bir şeyler oldu. O yüzden perdeciyle falan ilgilendim. Hiç ütü kısmını çekemedim ama ütü kısmını hallettim. Cahit ablayı da yolladım. Evin kokusunu size gerçekten şu anda bir gönderebilsem. Bu arada Cahit abla yokken gerçekten ben evi temizledim. Hatta böyle yerleri falan elimle sildim kaç kere. Ama Cahit abla temizlediği zaman bu ev gerçekten farklı bir boyuta geçiyor. Tabii böyle kapı, pencere falan silinince gerçekten aşırı tozlanmış. Bir de bizim evin dışında boya yapılıyor. O yüzden ekstra ekstra toz durumu vardı. Neyse, hallettik ve çözdük. Artık Cahide abla döndü ve benim de rutinlerim ve düzenim tam anlamıyla kendine gelmiş bulunuyor. Hemen ıspanak siparişi verdim. Ispanak yoktu. Bu arada uzun süredir markete gitmiyoruz biliyorsunuz. Çünkü ya oraya gidiyoruz ya buraya gidiyoruz falan derken bu
buzdolabında gerçekten israf oluyorlar. Ne yiyeceksem marketten onu sipariş veriyorum artık. Böylesi şu an için çok daha iyi. Sanırım yazın çok düzeni tutturamıyoruz. Kışın o düzen çok daha güzel devam ediyor doğal olarak. Hemen ıspanak yemeği yapacağım. Sarımsaklı yoğurtlu bildiğiniz bir yemek. O yüzden hızlı bir şekilde hemen yemeği yapıyorum. Beni yine arıyorlar. Şu telefon görüşmemi yapayım da bir yemeğe geçeyim. Benim yemeklerimi hiçbir zaman Tolga ile ikimiz yiyemiyoruz ve bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Davetsiz bir misafirimiz var. Merve ve Cehdi geliyorlar. Merve ıspanak sevdiğini söyledi. Cehdi ıspanak sevmediğini söyledi. Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Cehdi de şey istiyor. Bu ben yapmıştım ya daha önce. Pirinç. İşte geçen vlogda yaptık. Avokado, pirinç, ton balığı falan. O kaseden yapacağız Cehdi'ye de. Tolga, ben ve Merve de ıspanak yiyeceğiz. Bu arada neden ıspanak muhabbetine döndüğümü size söyleyeyim. Tolga bel fıtığı %99. Yürüyemiyor. Bayağı kötü. Sporu bırakmak durumunda kaldı. Sporu bırak... Yani en azından biz yiyoruz ama spor da yapıyoruz. Hani bir yerde dengeliyoruz onu. Sporu da bıraktığı için mecburen yemeğinden kısmak zorundayım. Ve bel fıtığından dolayı da diyet yapmak durumunda. Çünkü gerçekten yatarken, kalkarken, yürürken çok zorlanıyor. Zaten spor tetikledi onu da. Mecburen sporu bırakmak durumunda kaldı. Spora yine tek başıma devam ediyorum. O yüzden de doğal olarak spor yapmayacağı için de yemeği bu şekilde dengelemeye elimden geldiğince çalışacağım. O yüzden menümüzde ıspanak var. Hemen geçiyorum. Genelde ben temizlikten sonra kızartma yapıyorum. Öyle bir adetim var, saçma sapan. Canım nedense hep kızartma istiyor. İlk defa kızartma yapmıyorum ve böyle basit bir yemek yapacağım. Hemen şöyle bölüyorum. Rondodan geçireceğim. Okey. Zeytinyağı ilave ettim. Bolca soğanları koyuyorum. Soğanlar kavrulurken de ıspanakları doğrayacağım. Yıkamıştım zaten. Soğan kavrulurken ben hemen ıspanakları doğruyorum. Çok böyle küçük küçük de doğramıyorum. Burada 1 kilo ıspanaktan yapacağım. Peki benim Maraşlılığımı belli etmem. Tirşik böyle doğranır ya. Tirşiyi bilenler bilir. Bilmeyenlere asla açıklayamam. Çünkü lezzetli bir şey değil bence. Ben sevmem. Ama böyle tirşik doğruyor gibi doğradım ya. Okey. Acaba buna o kadar soğan az gelir mi diye düşünmedim değil. Ama zaten sarımsaklı yoğurt yapacağız. Ispanaklar okey. Soğanlar biraz kavruldu. Hemen biber salçası ekliyorum. Şöyle çok az da domates ekleyeceğim. Baharatlarını sonra ilave edeceğim ben. Şimdi değil. İçine de pirinç koyacağım işte. Bu kadar. Salça kavruldu. Hemen ıspanakları atacağım. Şöyle bir partını bir karıştıracağım. Ve sonra diğerlerini koyuyorum. Ve suyunu bırakması için kapağını kapatıyorum. Biraz suyunu bıraktı. O yüzden bir karıştıracağım. İyi ki bir kilo yapmışım. Diyecektim ki acaba yarım kilo falan mı yapsın? Ispanak beni gerçekten çok şaşırtıyor. Neyse içine pirinç girecek zaten. Şöyle karıştırdım. Biraz suyunu çeksin. Ondan sonra baharatlarını ve pirinci ilave edeceğim.
Normalde tarifte su ekleme durumu var ama eklemeyeceğim arkadaşlar ben. Şöyle bir çay bardağı da pirinç ilave ediyorum. Pul biberim bitmişti. Yeni açıyorum. Pul biber atıyorum. Ve tuz ekliyorum. Şimdi şöyle pirinç koyduğum için çok az su koyacağım. Okay. Artık kapatıyorum. Bu arada burada da sarımsaklı yoğurdumu yaptım hazır. Hoş geldin Bay Fıtık. Hoş bulduk. Nasılsınız? Baksana oturmuşum oturalım. Çok hareketliydi, çok enerjikti. Artık hiç hareket etmiyor. Yani bu kadar hareketin, bu kadar enerjinin nazarı mı diyelim? Evde çok hareket ediyordun, artık hiç etmiyorsun. Edemiyorum. Gel. Ay. Evet anneciğim. Babam Fıtık oldu annem. Evet. Bu arada yemeklerimiz pişiyor. Cehri'nin pirincini de yaptım. Şimdi Merve ve Cehri geliyorlar. Onları karşılayalım. Bu arada ev tertemiz gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar YouTube. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Gelin hadi. Perdemiz yok arkadaşlar. Bugün usta gelip aldı. Fabrikaya gitmesi gerekiyormuş. Ama hazırladık. Ama yoğurt şöyle göstereyim. Abla geldi o zaman. Yes, bugün Cahide abla geldi. Cehriye de ıspanak yemek için sanki tabaktan hazırladım. Salata. Fıtıklı. Ye de tadını bak hadi. Kesinleşmedi mi daha? %99 fıtık arkadaşlar. Ben teşhisi koydum. Gel diyorum doktora gir. Ben maç çekeceğim. Aferin kız. Neye aferin? Çok güzel olmuş. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Tam ayarında. Yeni bir videoya başladım. Yeni bir videoya başlamışken de bu videoyu da sonlandırmam gerektiğini fark ettim. Videoları çünkü şu anda bilgisayara yüklüyorum. Hazır bilgisayara yüklüyorken de videoyu sonlandırayım istedim. Umarım keyif aldığınız ve beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.